Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda 18. güne başlıyoruz. 18. gün ne günü? Doğru'nun analitiği günü. Evet doğru analitiği önemli bir yer. Kesinlikle ama kesinlikle AYT'de geometride sınavda soru çıkacak. Hatta iki tane birden soru çıkma ihtimali olan bir konudayız. O yüzden dikkatli olalım lütfen. Evet kitabımızda sayfa numarası neredeyiz? 163'teyiz ve toplamda kaç sayfa var? Toplamda bu doğru analitinde 12 sayfa var. 6 sayfa 6 sayfa diye böldüm. Haberin olsun. Şimdi ilk videoda ne yapıyoruz? Kısa bir özet yapıyoruz. öyle, 2 sayfayı özetleyeceğiz. 2 sayfayla doğru analitini özetleyeceğiz. Ardından da öyle klasiğe yakın sorular. Yani işi öğretecek sorular diyelim. Tamam Çünkü analitik geometride böyle doğru analitide falan böyle yeni nesil falan eski nesil çok fazla ayrımı da yapılmıyor. Evet kitabımızda sayfa numarası 163. Sonra 164, 165, 166, 167 ve 168'i çözeceğiz sizinle birlikte. Yani bunları işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım 18. gün ilk video başlasın. Öncelikle eğimle başlıyoruz ki zaten doğru analiti eğim üzerine inşa edilmiştir. Eğimin her türlüsünü çok iyi bir şekilde bileceksin. Eğim dediğimiz x eksenine de pozitif yönde yaptığı açı. Hocam şu açıyı alamaz mıydık? Hayır. Eğim açısı diyorsa pozitif yönde. Şu yönde saat yönünün tersine gideceksin. X eksene değip saat yönünün tersine gideceksin. Doğruya kadar değeceksin. Bak mesela burada. Evet eğim dediğimiz ilkinde tanjant alfa ikincisinde de tanjant beta'ya eşittir. Bu eğim açısı dediğimiz şey pozitif yönde yaptığı açıya diyoruz. Ve bu pozitif yönde yaptığı açının tanjantına da biz ne diyoruz? Eğim adını veriyoruz. Genelde de M harfiyle gösteriliyor. Arkadaş tanjant değeri böyle ikinci bölgede ise negatif. Yani tanjant alfa küçüktür sıfırdır. Yani eğim küçüktür sıfırdır. Et beta 90'dan küçük olduğuna göre o zaman eğim ne olmak zorunda? 0 ile 90 derece birinci bölgede tanjant değeri pozitif olduğundan eğim büyük sıfırdır diyeceğiz. Ya biz burada işte şey yapabiliriz. Hmm, ne derler buna? Bu doğru sağa yatık ya. Bu doğru da sola yatık ya. Yani hiç böyle tam eğim açısı falan lazım olduğu zaman eğim açısından yola çıkabiliriz. Ama eğim açısı lazım olmadığı zaman x ekseninde yaptığı açının tanjantına bak yeterli. x ekseninde yaptığı açının tanjantı mesela bu açının tanjantına baktın tanjantına atıyor 3 buldun ya da 3 bölü 2 buldun. Hocam eğim 3 bölü 2 mi? Değil. Sola yatıksa 3 bölü 2 sağa yatıksa o zaman artı 3 bölü 2 diyeceksin. x ile yaptığı açıyı bul x ekseninde yaptığı herhangi bir açıyı bul. O dik üçgen oluşturan açıyı bul. Dik üçgende dar açılarda oluşur ya. İşte oradaki açıya ait şeyi bul. Ondan sonra da hocam eğim 3 bölü 2 çıktı. O zaman eğim nedir 3 bölü 2 ya da eksi 3 bölü 2 diyeceksin. Sağa yatıksa 3 bölü 2 sola yatıksa eksi 3 bölü 2 diyeceksin. Çünkü sağa yatıksa x eksenine yaptığı açı dar açı sola yatıksa x eksenine yaptığı açı geniş açı olduğundan dolayı. Ben genelde böyle yapıyorum. Hemen şekle bakıp sağa mı yatık sola mı yatık ona göre x eksenine de yaptığı açıya bakıp böyle genişlik darlık hakkında da herhangi bir ekstra bir yorum da yapmıyorum. Sağ ve sol olayı gerçekten işimize yarıyor. Şimdi bu şekilde verildiğinde şimdi doğru denklemleri şeklinde verildiğinde eğim x'in kas sayısıdır. Yani y yalnızken x'in kas eğimdir. ax artı b artı c 0 sıfır şeklindeyken de eğim eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısı. Bak şöyle ezberliyorlar. Hocam x a bölü b diyorlar. Hayır. Yani karıştırabilirsin. Ya böyle başta a y artı b şeklinde verilmiş olsaydı a bölü b uyuyor mu olmuyor. Yani şöyle aklına tut bence eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde tut tamam Eksi a bölü b şeklinde oluyor ama eksi a bölü b değil de eksi x'in katsayısı bölü eksi y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Şimdi x eksenine paralel doğruların eğimi de sıfırdır. Niye? Hocam x eksenine paralelse şöyle bir doğru. x eksenine yaptığı açı yok. Bir adam var dümdüz gidiyor. Eğimsiz bir yolda gidiyor. Eğim sıfır yani. Dümdüz gidiyor. Eğim sıfır. Peki hocam y eksenine paralel doğruların eğimi nedir? y eksenine paralel doğru da mesela şu doğru ya bir adam x ekseninde yürürken düz duvara geldi. Düz duvara tırmanabilir mi? Hocam tırmanabilir derler bazı genç arkadaşlar ama o bu yaşlarda normal birkaç adım atabilirsin ama ötesi gelmez. Düz duvara tırmanamayız ya da tanjant 90'dan gidebilirsin. A eğim açısı 90 derece ya. Tanjant 90 tanımsız olduğundan tanımsız olduğundan y eksenine paralel olan doğruların eğimleri de tanımsızdır diyebiliriz. Tabii x eksenine paralel doğru eğim açısı 0 ya. Tanjant 0 e, sinüs 0 bölü kosinüs 0 o da 0 bölü 1'den 0 olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Peki doğru denklemi yazma. En önemli yer tabii ki doğru denklemi yazma. Bir doğru denklemi yazarken bak sınavda çıkması en yüksek ihtimal olan yer burası. E doğru denklemi yazma dediğimizde iki soru soruyoruz kendimize. Bir eğim var mıdır? İki nokta var mıdır? Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden bahsedebiliriz. Eğim m ise noktada x0 bölgeliye sıfırsa m çarpı x eksi x0 x eksi noktadaki x eşittir y eksi y sıfır şeklinde denklem yazılır. Yani işte bu şekilde yazılıyor. Tamam. Peki hocam başka iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilir miyiz? Valla yazabilirsin kardeşim de. Bunun da formülü var da hiç formülü ezberleme. Ya hocam iki nokta belliyse biz ne biliyoruz? Doğru denklemi yazmak istiyorsak iki soru soracağız kendimize. Bir eğim iki nokta. Peki hocam eğim nasıl bulunur? Ee, eğim şu şekilde verildiğinde y bu şekilde verildiğinde biliyoruz ama iki nokta verildiği zaman da iki nokta verildiği zaman da doğrunun e, noktanın eğimini nasıl buluruz? Y'ler farkı bölü x'ler farkı şeklinde buluruz. E o zaman burada da ilk önce istersen <laughs> şu iki noktadan eğimini bulabilirsin. Eğimini buldun. Tamam. Eğimini bulduktan sonra eğim belli nokta belli. Doğru denkleminden sonuca ulaşabilirsin. Aa, hocam noktayı bu noktanı seçeceğiz. Bu noktanı seçeceğiz. İşte onu nasıl seçeceksin? O da sana kalmış. İstediğin noktayı seç. İster bunu seç ister bunu seç. E, eğimi nasıl buluyorduk? Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkı şeklinde buluyorduk eğimi de. E bunu bulduktan sonra da m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yapıyorduk. Ama noktamız burada x sıfır y sıfır değil de hadi x bir y bir seçebiliriz ya da x iki y iki de seçebilirsin fark etmez. Tamam. İki noktası bilinen doğru neyim ile de ilgili formül mal bir bilme eski de yapabilirsin. Sonra Eksenleri kestiği noktaları. Evet burada da formül bilmene gerek yok. Niye? Ya hocam ben burada eğimini bulurum. Tanjant alfadan. Sola yatık bir de işte eksi 1 bölü 2, işte eksi b bölü a olur. Eğim belli nokta belli doğru denkleminden yazarsın. Nokta nerede hocam? E, burası işte a'ya 0. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Burası da 0'a b. Çünkü x eksen üzerindeki bir noktanın ordinatı 0'dır. Y eksen üzerindeki bir noktanın da apsisi 0'dır. Bu da, da bulunsun. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Ya da iki noktası belli hocam. İki noktası belli ise y'ler farkı bölü x'ler farkından eğim bulup sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Başka türlü nasıl yazabiliriz? İşte başka türlü de şu şekilde. Eksenleri kestiği yerler belliyse x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde bu şekilde de kısa bir yolu var. Genelde biliniyor kolay olduğu için. Bunu da bu şekilde bilirsin. Hocam negatif olmaz mı? Evet burası mesela eksi olsaydı atıyorum şu şekilde olmuş olsaydı hani eksi 3'e 2 olmuş olsaydı bu da de, bunun denklemi x bölü eksi 3 artı y bölü 2. ilk önce x bölü x ekseni kesti yer sonra y bölü 2 eşittir Bir şekilde deyip sonra düzenleyeceğiz ya burada bunu 2 ile çarp bunu eksi 3 ile çarp falan filan işte yani. E buradan çarptığın zaman ne geliyor? 2x eksi 3 y bölü x 6 eşittir 1 ya eşittir eksi 6 şeklinde bulunabilir. Doğru denklemi tabi bunların düzenlenmiş hali şıklarda vardır büyük ihtimalle. Düzenlenmişi de yaparsın. işte hocam x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor genelde. Ya da y'yi yalnız bırakırız falan filan kısımları. Onlara da şıklara bakarak yorumlayacağız tabii ki. Evet. Özel doğrulara gelelim. <laughs> özel doğrulardan birincisi şu. Birinci açı ortay doğrusu. Arkadaşım birinci açı ortay doğrusu. Yani birinci bölgede açı ortay olan doğruya. Yani 45-45 olan doğruya biz birinci açı ortay doğrusu diyoruz. E tanjant 45 1 ya. Bu orijinden geçen bir doğru da bak aklında bulunsun. Orijinden geçen bir doğru da her zaman y eşittir mx şeklindedir. Ya, normalde bütün doğruların denklemi y eşittir mx c ya. Orijinden geçiyorsa 0 0 sağlanıyor demektir. Sabit sayı olmayacak demektir. Orijinden geçiyorsa sabit sayı yok. Yani c olmayacak. E y eşittir mx şekli olacak ya. M de burada tanjant 45 1 olduğundan dolayı y eşittir x doğrusu oluyor bu. Evet bu birinci açı ortay doğrusu. Yani ÖSYM'de e sever kullanmayı da sever. Direkt böyle y x doğrusu demez. Sözel bir dille de birinci açı ortay doğrusu diyebilir. Birinci açı ortay doğrusundan bahsedebilir. Bundan bahsettiği zaman hocam birinci açı ortay birinci bölgede açı ortay olan doğru 45 45 y x doğrusu. İkinci açı ortay doğrusu da ikinci bölgede açı ortay olan doğru gibi düşün yani. Şu 45 45 olacak ya böyle böyle. E hocam bu da y mx şeklinde bir doğru olacak ya. E burada da eğim ne yapıyor? Tanjant 45 ama sola yatık eksi 1 olacak. Yani eksi 1 koyunca bu da y eşittir. Eksi x doğrusu oluyor. Evet birinci açıortay doğrusu y eşittir. X doğrusu iken ikinci açı doğrusu da eksilisi oluyor. Y eşittir. Eksi x doğrusu oluyor. Peki eksenlere böyle özel doğrulardan biri. X eksenine dik olan doğru. Bak şuradan bir nokta alsan. Apsi A. Bu noktanın da apsi A. Bu noktanın da apsi A. Her taraftaki noktanın apsisi A mı yapıyor? Evet. Yani her yerde apsis A. Ne demek? Apsis demek X demek. X eşittir A doğrusu aslında bu. E burada da her bir noktanın ordinatı y demek değil mi? Bu da y eşittir b doğrusu. Evet. Yani x eksenine dik olan doğruya ya da y eksenine paralel olan doğru x eşittir a şeklinde yazılır. Yani ax artı B Y artı c şeklinde geldiği zaman şimdi x eşittir a doğrusu x eksenine dik olan bir doğru x ekseni kesiyor y ekseni kesmiyor ya y eksenini kesmeyecek o zaman b'sinin sıfır olması lazım diyebiliriz. Bu ne, ne, ne doğrusu bu? x'e dik olan x'e dik olan ya da y'ye paralel olan Bir doğrunun denklemi buymuş. Peki ax artı b'ye artı c eşit sıfırda y ekseninde değil de e, bu sefer x eksene de değil de y eksene dik olursa ne olacak? Hocam y'ye dik olursa y'ye dik olursa yani x'e paralel olursa y'ye dik olması şu şekilde y'de bir değerinin olması apsinin olmaması anlamına geliyor. Hop şöyle o zaman. A'sının sıfır olması demek anlamına da geliyor bunu da bu yorumu da yapacaksınız dostlar bazı sorularda. Tamam bu e, x eşittir a ve x eşittir b. Şuradaki a ve b ile karışması Sonra da yazdığım şeyler bunlar benim. Tamam. Evet böyle yorumlamalar da karşımıza çıkabilir. Dikkat et. Özel doğrular da bunlar kardeşim. Tanıdık bunları tanıdık. Evet şimdi gelelim şuna. Noktanın doğru yolunu uzatalım. Çok kolay. Noktayı doğru da yerine yaz. A, hocam a x yerine x1 artı b y yerine y1 artı c mutlak değerce bölü Kare kök daha kare artı b kareye eşittir. Uzaklık girince işin içine kare kök için daha kare artı b kare mutlaka var. Yani x'in katsayısı karesi altı yani katsayısı karesi var. Na, neymiş? Noktayı da orada yerine yaz. Mutlak değeri koyuyoruz. Çünkü uzaklık negatif olamaz. O yüzden mutlak değerce bölü kare küçüğün daha kare artı. b kare noktanın doğru yolu uzaklıdır. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Sınavda çıkar ya da çıkmaz. Formülü verir ya da vermez. Sen bu formülü bileceksin kardeşim. Yani vermeyecekmiş gibi düşünerekten sen bunun formülünü bil. Peki paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta bu sefer de C'ler farkı. Bir tek C'ler farkı bölü. Bunu da formülünü bileceksin. Kare küçük daha kare artı B kare mutlaka olacak. O yüzden burada A ve B ise buranın da A ve B olması lazım. Mesela bu 3x artı 4 y alt taraf 6x artı 8 y oluyor. E hocam A kare artı B kare hangisini kullanacağız? İşte aynı yapacaksın. Ya bunu 2'ye böleceksin 6x artı 8 y ya da burada e, ee, bölünmüyorsa tabi bu. Bunu 2 ile de çarpabilirsin. 3x artı 4 y'yi. Çarptıktan sonra bu formülü uygulayacaksın. C'ler farkı. C1 eksi C2 ya da C2 eksi C1 diyebilirsin. Sonuçta mutlak değerini alıyorsun ya burada. C'ler farkı bölü kare içinde a kare artı b kare bize paralel iki doğru arasındaki uzaklığı veriyor. Doğruların birbirine göre durumu. İki doğru birbirine paralel olabilir. Hocam iki doğru birbirine paralelse eğim açıları birbirine eşittir. Bu ne demek? Eğimleri birbirine eşittir'i çok kullanacağız. E hocam iki doğru birbirine dikse iki doğru birbirine dik olduğunda da arkadaşlar ne olacak? Eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Bu da önemli. Bak şu bilgiler gerçekten çok önemli. İki doğru paralelse eğimleri birbirine eşit. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1. Gerçekten önemli. Bunları sorularda kullanıyoruz. Ama şu şekilde doğru verildiği zaman da işte doğrular paralel olduğu zaman işte bu hocam A1 bölü A2 B1 bölü B2 eşittir de diyebiliriz. A1 bölü A2 B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 eşit değildir. C1 bölü C2 de eşit olursa bunlar aynı doğru olur aynı doğru olması demek çakışık olması demek anlamına geliyor. E, ee, bunların böyle olması için ne olması lazım? C1 bölü C2'lerin birbirine eşit olması lazım. Zaten eğimleri birbirine eşit ya. Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ya. Eksi a1 bölü b1 eşittir. Eksi a2 bölü b2 ya. Hocam burada eksiler gitti. Bak a2'yi buraya al. B1 de buraya al. A1 bölü A2 B1 bölü B2 oluyor mu? Oluyor. Oradan geliyor zaten bana. Tamam. İki doğru çakışıksa aynı doğru demektir. Aynı doğru olması için de ne olması lazım? A1 bölü A2 B1 bölü B2 B C1 bölü C2 e, hepsinin birbirine eşit işte olması lazım. Yani doğruların belli bir katı olması lazım. Ya da sonsuz çözüm kümesinin olması lazım. Çakışık olması demek üst üste doğru. Yani ya da en az iki ortak noktaya sahip olması demek. Matematikte de zaten biz bunların önceden çözüm kümelerini yapmıştık zaten değil mi? Evet burada bu da bu anlama geliyor çakışıklık. E bunların hiçbir yerine bir eşitlik yoksa o zaman bunlar ne olacaktır? İki doğru bir noktada kesişir diyeceğiz. Yani aslında bir düzlemde doğrular <laughs> üç farklı durumda olabiliyor. Ya kesir kesitleri zamanda ortak çözüm yapacaksınız. Ya paraleldirler hiçbir ortak noktası yoktur. Ya da çakışıktırlar ya da en az iki noktası vardır ya da ee, sonsuz sayıda ortak noktaya sahiptir de denilebilir. Çakışıklık denildiği zaman 3 şey aklımıza geliyor. Ee, o şekilde olabilir. Ee, o şekilde olduğu zaman da bu şekilde yorumlamaları da yapıyoruz. Oran yorumlamasını da yapıyoruz. Haberiniz olsun. Evet sonra iki doğru arasındaki açı. Valla iki doğru arasındaki açı formülü trigonometriden geliyor aslında. Çünkü burada alfa artı teta neye eşit? Beta'ya eşit değil mi? Bak 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 bak. Alfa artı teta eşittir beta'ya eşit ya. Teta buradan beta eksi alfaya eşit değil mi? Evet. Teta yerine beta eksi alfa yazarsam eğer. Hocam bu tanjant beta eksi alfanın açılımı. Bu da tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant alfaya eşit değil mi? Yani bu da neye eşit oluyor? Hocam tan eksi tam bölü 1 artı 1 eksi e, pardon. Tan eksi tam bölü 1 artı tantan oldu. Yani bu m tanjant beta dediğimiz m2. m2 eksi m1 bölü 1 artı m2 çarpı m1 şeklinde mi dönüştü? Evet. Ama bence bunu bu şekilde bilmene gerek yok. ÖSYM bununla ilgili soru sorduğu zaman böyle tanıdık böyle sayılarla ilgili sorar. Yani bunu eğim açısı mesela bunun eğimini kök3 verir. A hocam eğim açısı 60 açıyı yazarsın 60'ı. Bunun eğimini de eksi -1 verir. A eğim açısı eksi -1'si hocam 135 derece yapar. Hani 1 olsa 45 yapıyor. O zaman eksi olduğu için geniş olacak 135 derece. Yani burası 45. 60 45 ise burası 105 buraya da ne kaldı 75 derece kaldı deyip sorularda o şekilde yorumla sordurtur büyük ihtimalle ÖSYM ama nereden geldiğini de gösterdi bir iç açı bir dış açı iki doğru arasındaki açı burası ya ama iki doğru arasında iki tane açı var bir de ona dikkat et. E, iki tane açı olduğu için o açının tanjantı bu da olabilir. Bunun eksilisi de olabilir. Yani m2 m1 yazıyoruz ya tam tersi e, eksi -m2 m1 şeklinde de olabilir ya da burada mutlak değer içerisinde de söyleyebilirsiniz bunu. Ya da ben şöyle yapıyorum. Mutlak değerle hiç kafamı karıştırmıyorum. Bunu kullandıktan sonra bir diğer 5 bölü 6 geldi mesela tanjant değeri. Şıklarda yok. Eksi 5 bölü 6 var. Eksi 5 bölü 6 da cevaptır kardeşim. Çünkü iki doğru arasındaki açının tanjantı bu da olur Bu da olur. 180'e tam da zaten eksi yapıyor. Yani tanjant teta e, 3 ise e, tanjant 180 eksi teta eksi 3 oluyor zaten değil mi? O da yüzden eksiniz şeklinde düşüneceksiniz. <laughs> Açı ortay denklemleri müfredatta yok. Burada sadece şunu bilmenizi isterim ben. Hani şu formülü bilmeyin. Ne olur ne olmaz diye yazmışız ama hiç bilmenize gerek yok. Açı ortay denklemlerinde şunu bilin bence. Vallahi bir D1 doğrusu verildiğinde bir, bir D1 doğrusu bir de D2 doğrusu verildiğinde bunun açı ortayıyla bunun açı ortayı yani iki kesen iki doğrunun iki tane açısı var ya bir buradaki açısı bir buradaki açısı değil mi? Yani bir alfası bir betası var. Hocam burası da alfa e, burası da beta. E, buradan bir açı ortay. Buradan da bir açı ortay çizildiğinde açı ortaylar arasındaki açının 90 derece olmasına dikkat edersiniz burada. Hani der ki kesen iki doğru ee, doğrunun oluşturduğu açılarda bir tane açı ortay doğrusu bu denklem bir de, öbürü de bu denklem o, 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 denklemler ne oluyor işte dik kesiyor onların dik kesmesine dikkat edeceksin ama açı ortay denklemiyle alakalı da şöyle de bir formül var hocam bir noktayı yazıyorum bölü kare küçüğünde doğruyum doğrunun bir tanesini yazıyorum bölü kare küçüğünde kare artı b kareyi yazdım sonra doğrunun diğerini yazıyorum kare küçüğünde kare artı b kareyi yazıyorum bir de artı eksiği koyuyorum. ya bu artılıyken eşittir bir denklem, eksiliyken eşittir bir denklem. O yüzden iki tane denklem çıkıyor. Zaten iki doğru kestiği zaman iki tane aç-ortaya denklemi var ya, o iki aç-ortaya denkleminin esprisi de oradan geliyor. Evet, aç-ortayla da ilgili ama bence aç-ortayların dik kesmesini bilmeniz sadece ve sadece benim için yeterli. ÖSYM için de yeterli olacaktır. Evet, böylelikle tekrarımızı bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Soru çözümlerine başlayacağız. Hadi bakalım örnek birle soru çözümlerine başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde 135 derece. Pozitif yönde 135 derece demek ne demek? Eğim demek. Yani eğimi 135 derece. Eğim açısı 135 derece. Tanjant 135 demek. Tanjant 135 ne demek? demek ne demek? Hocam 45'in eksilisi demek. Tanjant 45'te de 1 ya. Eksilisi eksi 1 demek. E 2 nokta verilmiş. 2 e, noktası bilinen doğru eğimi de? Y'ler farkı. Yani 5 eksi eksi 1 bölü x'ler farkıdır. A eksi 3'tür yani. O zaman burası kaç yaptı? 6 yaptı. Tamam. O zaman ne yapalım? A eksi 3 ile bu karşı tarafı şey yapalım. Eksi A artı 3 eşittir 6 yaptı. O zaman eksi A eşittir 3'den A'yı da buradan kaç buluruz? Eksi 3 olarak buluruz. Cevap eksi 3 çıktı örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Bu doğrunun neyi mi? Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Dikkat. Eksi x'in katsayısı ne? 2a eksi 1 bölü y'nin katsayısı. Y'nin katsayısı bak burada ama artı yok dikkat. Eksi tamamen alacaksın. Yani eksi parantezinde a eksi 5 burası. E bu da niye eşitmiş? Eksi 1 bölü 3 e eşitmiş. Tamam hocam şuradaki eksiler gitsin. Sonra içler dışlar yapalım. 3 ile burayı çarpalım. 6a eksi 3 eşittir. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi a artı 5 yapar. Buradan burası 7a yaptı. Buradan burası 8 yaptı. O zaman a da buradan 8 bölü 7 mi yaptı? Evet bizden A'nın değeri isteniliyor. Cevap 817. İkinci soru Edremit oldu. Ç'e geldik. Analitik düzlemde verilen yukarıdaki şekilde C noktasının apsi ordinatı birbirine eşit. A virgül A. Hmm. Arkadaş C noktasının ordinatı nedir diye soruluyor bize. Tamam. Apsi ve ordinatı ordinatının birbirine eşit olduğu nokta olduğuna göre. Tamam arkadaşlar. ne yapacağız burada? Seçenekler bol. Hocam istersen böyle yap. Şöyle apsisi ve ordinatı şöyle git git. Hocam apsisi de A ordinatı da A. A ise bozan burası daha oldu. Yukarısı daha oldu. E sonra burada alfabetaya dal ya da temel orantıya dal. Mesela buraya 4 eksi A kaldı. Hocam şunun şunu oranı A'nın 2 oranı diyebilirsin. Birinci yol bu. Sonra başka ne diyebilirsin? Hocam aynı şekilde alfabetaya dalıp şu üçgenle şu üçgen benzer diyebilirsin. Çünkü 90 dereceler var burada. İkinci yol bu. Yine benzerlik yani. Üçüncü yol nedir? Hocam ben bu doğrunun denklemini yazabilirim. Bu doğrunun denklemini yazdıktan sonra buradaki a virgül a apsis ve ordinat aynı ya a virgül a denklem yerine yazıp o şekilde de bulabilirim. Çünkü bir nokta bir doğru üstündeyse denklemi sağlar. Hadi oradan yapalım. Bu x eksenini kestiği yer 2 y eksenini kestiği yer 4 ya hocam x bölü 2 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklindedir. 2 ile genişletelim. 2x artı y bölü 4 eşittir 1 ya. E bölü 4 ile çarpı e, 1'i çarparsam 4 yaptı. Şimdi i̇şte burada nokta Denklemin üstünde olduğu için denklemi sağlayacak. X yerine A y yerine de A yazıyorum. 2A artı A eşittir. 4 yaptı. 3A eşittir. 4 yaptı. A'yı da buradan 4 bölü 3 bulduk? Evet. Bak bu şekilde de bulunabiliyor. Diğer türlü normal geometriden de çıkıyor mu? Çıkıyor. E, normal geometrin olduğu yerlerde normal geometride kullanabilirsin tabii ki. Sana kalmış. Çünkü soru C anı geldik. 4'e Analitik düzlemde bu doğru bu noktasından geçtiğine göre. Evet nokta şimdi bir doğru bir noktadan geçiyorsa yani nokta doğrunun üstündeyse ne yapacak? Denklemi sağlayacak. X yerine 2, Y yerine eksi 3 yazacaksın kardeşim. 2A eksi 15 artı 10 eşit 0 olacak. Buradan ne geliyor o zaman? 5 bölü 2 geliyor. Bu doğru neyimi isteniyorsunuz benden? 2A eşittir. 5 geldi. A'yı da buradan 5 bölü 2 bulduk mu? Bulduk. Ama A 5 bölü 2. A yerine 5 bölü 2 yaz. Hocam 5 bölü 2 X artı 5 Y artı 10 eşit 0 yaptı denklem. E bunun neyimi isteniyor benden? X'in katsayısı bölü yeni katsayısı değil miydi? Evet. Yani eksi 5 bölü 2 bölü 5. O da eksi 1 bölü 2 yapıyor. Aynen öyle. Cevap böylelikle örnek 4'te balık esir oldu. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde bu noktadan geçen ve bu doğruya dik olan doğrunun x eksenini kestiği yer soruluyor. Arkadaş soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekil çizelim. Şimdi diyor ki nereden geçen? Bu eksi 5'e 3 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan doğrumuz da bu şekilde. Yani doğru bu. 3x artı 2y eksi 10 eşit 0 doğrusuna dik olan doğrudan bahsediyor. İşte bu doğruya dik olan doğru bu değil midir? İşte bu doğruyu yazdıktan sonra bunun x eksenini kestiği yeri bulacağım. E ben doğru denklemini yazdıktan sonra bir doğrunun x eksenini kestiği yeri nasıl bulurum? Y yerine 0 yazarak. E hadi bakalım bu doğrunun denklemini yazayım öncelikle. Bir doğrunun denklemini yazmak istiyorsam kendime ilk soru soruyorum. 1 eğim 2 nokta. Hocam nokta var zaten mavi doğrunun denklemini yazarken eğim lazım. Eğim değil de daha 2 doğru dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi 1. Bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 3 bölü 2 ise. O zaman bunun eğimi ne olacak? Hocam ters çevirip eksi ile çarpacağım. Eğimler çarptığının eksi 1 olması için. Yani 2 bölü 3 olacak. Eksi 3 bölü 2'nin ters çevirdim. Bir de eksilisi çarptım. 2 bölü 3. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Nasıldı? M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. M dediğim 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı x eksi y noktadaki x. X eksi eksi 5. Yani x artı 5 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 3. Buradan 2x artı 10 eşittir 3 y eksi 9 yapar. 2 ile burayı 3 ile de karşı tarafa genişlettim. Hepsini bir tarafta topluyorum. 2x artı 3 y pardon eksi 3 y artı 19 eşit 0 yaptı. Benden x eksenini kestiği yer soruluyor. Yani y yerine 0 yaz kardeşim. Y yerine 0 yazdığım zaman 2x artı 19 eşit 0'dan Buradan 2x eşittir. Eksi 19'dan. X'i de böylelikle eksi 19 bölü 2 buluruz. Evet. X eksenini kestiği yer eksi 19 bölü 2 oldu. Cevap akçay oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6 ya. Doğrular dik kesmiş. 6 ya hocam ne var burada? Burası 6 burası 9. Öklit mantısı var. A kare pk'yı uygula. Şuraya a de. 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı a'dan. dar. 36 bölü 9'dan a'yı kaç bulursun? 4 bulursun. 4 buldun. A noktasının koordinatları istenir. Bitti gitti ya. Ha, hocam burada eğimden mi gitseydik eğer? Tabii eğimden de gidebilirdik. Bunun eğimi şöyle bu normal geometri bu. Eğimden gidelim hocam dersek doğrular dik kesiyor ya. Eğimler çarpma eksi 1. Hocam bunun eğimi kaç? Danca alfa sağa yatık. Bunun eğimi 6 bölü 9 değil mi? Evet. 6 bölü 9. 6 bölü 9 m 2. 6 bölü 9 m 2. 3'e böl 2. 3'e böl 3. 2 bölü 3. Bunun eğimi 2 bölüyse. 3 ise bunun eğimi de eksi 3 bölü 2 mi olmak zorunda? Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı. Evet. Sonra da buraya n dersin. Hocam burası n buradaki açında tanjantı 3 bölü 2 olacak. Sadece sola yatıktan negatif geliyor dersin. 6 bölü n eşittir 3 bölü 2'den n'i de buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz dostlar. Ha bu şekilde de çıkar. Ama öklit daha kolay değil mi? Sanki daha kolay. Altıncı soru. Ceyhan. Geldik 7'ye. Analitik düzlemde bu doğruya paralel olan doğru orijinden geçmedi. Ha, buna paralel olan bir doğru. Eğimine eksi x'in katsayısı bölü eksi 2 bölü x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 2 bölü 5. Bunun eğimi 2/5. Şimdi bu doğruya paralel olan bir doğru nereden geçiyormuş? Eğimine 2 5 değil mi? Orijinden geçiyormuş. Hocam, bu doğru hop şöyle orijinden geçiyormuş. Ve nereye paralelmiş? Bu doğruya paralel. O zaman bu doğrular birbirine paralel eğimleri birbirine eşit değil midir? Evet. Yani bunun eğimi ne olacak? Bunun eğimi de 2/5 olacak. Peki bu orijinden geçen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru y mx şeklinde bir doğru değil mi? Evet. E Burada eğimleri birbirine eşit olacaksa m dediğim 2 bölü 5 olacak. Yani y eşittir 2 bölü 5 x olacak. Yani 5y eşittir 2 x de olabilir tabii ki. Ee, buradan hangi şıklarda varsa ya 5y eksi 2 x arayacağım var mı öyle bir şey yok. Ya da öbür tarafa atınca 0 eşittir 2 x eksi 5y oldu. Yani 2 x eksi 5y eşit 0 şeklinde de olabilir. Yani örnek 7 böylelikle akçay olur. Geldik örnek 8'e. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları verilmiş ABC olan BC kenarına ait kenar ortayı oluşturan doğrunun denklemi. Rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim kardeşim. ABC üçgeni çizdik şöyle. A noktası kaça kaç? 4'e 6. B noktası kaça kaç? B noktası eksi 1'e 5. Ve C noktası da 3'e 9 olduğunu biliyorum benden. BC kenarına ait bak mı? BC kenarına ait kenar ortayın diyor. Şunun kenar ortayı. Şuradaki noktayı bulabilir miyim ben? Evet. Eksi 1 artı 3 bölü 2 orta nokta koordinatı 2 bölü 2 1'e 5 artı 9 14 bölü 2'den 7 çıktı. İşte bu BCA'yı kenar ortaya oluşturan doğrunun denklemi isteniliyor. Bu doğrunun denklemi isteniliyor. Doğru denklemi için. a hocam 2 noktası belli doğru denklemini yazabilirim diyebilirsin ama doğru denklemi için kendimize 2 soru soruyoruz. 1 eğim 2 noktaydı. E hocam burada eğimi bulabilir miyim? Bulabilirim. 2 noktası belli. Hocam eğim dediğim y'ler farkı. 7 eksi 6 bölü Buradan başladım ya buradan devam edelim. 1 eksi 4. 1 eksi 4 yani hocam 1 bölü eksi 3 yaptı. Yani eğimimiz eksi 1 bölü 3 yapacak. Bak eğim eksi 1 bölü 3. Eğim belli. Nokta belli mi belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. İstediğin yeri seçebilirsin. E, ee, doğru denklemi neydi? M çarpı. Yani eksi 1 bölü 3 çarpı. X eksi noktadaki x. Yani 4 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 6. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 4 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 3 y artı değil eksi 18 yaptı. Şimdi şıklara bakıyorum. X'in katsayısı artı olan şıklarda var. O zaman x'in katsayısı artı olan yapacağım. Hepsini öbür tarafa toplayacağım. 0 eşittir. X artı 3 y artı 4 eksi 4 diye geçer. Eksi 22 yaptı. X artı 3 y eksi 22. X artı 3 y. X artı 3 y. X artı 3 y. Eksi 22. Hangisinde var? Denizli şıkkında var. Yani cevap böylelikle Denizli yapar örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. T bir parametre olduğuna göre işte bunun eksenlerle oluşturduğu analitik düzlemdeki kapalı bölgesinin alanı isteniyor. Yani bunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Ya T bir parametre benden de bir doğru denklemi isteniliyorsa ne yapacağız? E T'ler olmayacak. T'yi yalnız bırak. X'li Y'li olacak. T burada neye eşit? Hocam X 3 bölü X, X artı 3 bölü 3'e eşit. Buradan neye eşit? y eksi 4 bölü 2'ye mi eşit? Evet. y eksi 4 bölü 2'ye eşit. Her ikisi de t'ye eşit. Bunlar birbirine eşit. E o zaman ne oldu? İşler dışlar. 2x artı 6 eşittir. 3y eksi 12 oldu. Yani 2x a eksi 3y artı 18 eşit 0 oldu. İşte bunun eksenlerle yaptığı kapalı bölge isteniyor. Arkadaş eksenleri kestiği yerleri bulacağım. X yerine 0 yazdığımızda eksi 3y eşittir 18 ya artı 18 eşit 0 ya 3y eşittir 18'den y buradan kaç gelir? 6 gelir. Ya da y yerine 0 yazarsam tamam hemen eksenleri kestiği yerleri bulayım. Biz burada ne bulduk? Y eksenini kestiği yeri 6 bulduk. Y yerine 0 yazarsam burada 2x artı 18 eşit 0 ya 2x eşittir eksi 18'den x de buradan x 9 mu gelir? Evet. x de eksi 9 yapacak. E burada da x eksenini kesti yerde x 9. E grafik de aha da bu şekilde değil mi? Evet. Yani burası 9 burası 6. Bunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı isteniyor. 9 çarpı 6 bölü 2. Yani 27 yapar. Cevap E diremit oldu. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Analitik düzlemde bu. Bunlar bir noktada kesişiyor. Hmm. Hocam bunlar bir noktada kesişiyorsa o zaman bir doğru denklem bu, bir doğru denklem bu, diğer doğru denklem de şu olsun. Bunların kestiği yer, bak şu iki doğrunun kestiği yer bunun üstünde. Hadi biri ne olsun? Şu olsun mesela. Hocam bir doğrumuz bu. 2x artı y Eksi 3 eşit 0 doğrusu olsun. Bir doğrumuz da x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu olsun. Bu da mx artı m eksi 1 y eksi 1 eşit 0 doğrusu olsun. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Hocam ben şunun da şunun kestiği yeri bulayım diyorlar. Ama bu doğru denklemi belli değil ki. Ya bu doğru denklemi belli olsa neyse. Oradan da olur. Şu ikisinin kesimini bulup bunu bunun üstüne yazabilirsiniz. Oradan da olur ama direkt buradaki doğrular şu kırmızı doğrular Belli doğrular değil mi? belli doğrulardan gitmek daha mantıklı. Yani bu iki doğrunun kesim noktasını bulabilirim ben. Yani sen 2x artı y eksi 3 eşit 0 doğrusuyla x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusunun kesim noktasını bulmaya çalışacaksın. Taraf tarafa toplarsan y'ler gidiyor. Buradan 3x mi geliyor? 3x artı 3 eşit 0 geldi. Buradan x'i eksi 1 buluruz. Herhangi bir tanesinde x yerine eksi 1 yazsan e, eksi 1 artı <laughs> burası eksi 1 eksi y değil mi? 1 eksi, eksi y artı 6 eşittir 0'dan y' de buradan kaç geliyor o zaman 5 geliyor galiba Evet y 5 geldi O zaman x Burası kesim noktası x virgül y ya hocam x'sini bulduk -1 y'yi de 5 bulduk 1e 5 İşte bu nokta neyin üstünde bunun üstünde olmak zorunda x yerine -1 y yerine de 5 yazacağım o zaman Burasıası m artı 5M-5 eksi -5. 5 5'i dağıtıyorum artık. Şu şekilde 5M-5 -5 yaptı burası. Ee, şurası da eksi 1'di. Eksi 1 eşit 0 olduğundan burası 4M oldu. eksi ee, 6 burası. Eksi 6 öbür tarafa artı 6 diye geçer. M de buradan 6 bölü 4 gelir. Yani 6 bölü 4 de kaça eşit olur? 3 bölü 2 eşit olur. Cevap böylelikle çıktı? E diremit çıktı. Örnek 10'da. Geldik örnek 11'e. Analitik düzlemde P noktası verilmiş. P noktası eksi 3'e 1 verilmiş ve burada bir oran verilmiş. K ve 3K verilmiş. O A uzunluğu K. <laughs> Pardon. Oa 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 A. O A. Neresi? Ha şurası. O A uzunluğu K. O B uzunluğu 3K olarak verilmiş. D doğrusunun aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. E tamam ne var bunda? Hocam burası 3K burası K ya. Bir doğrunun denklemi isteniliyor bizden. Doğru denklemi için ne lazım bize? İki soru lazım. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı? Var. Eğim lazım. Eğim de x80 yaptığı açının tanjantıydı. Zaten sağ yatık. Bunun eğimi de ne oluyor? Hocam eğimde de tanjant alfa zaten. Tanjant alfa sağa yatık zaten pozitif. Yani 3K bölü K. Yani 3. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani M çarpı X eksi noktadaki X. X eksi eksi 3. Yani X artı 3 yaptı. Eşittir. Y eksi 1. Buradan 3X artı 9 eşittir. Y eksi 1 yaptı. E, şıklara bakıyorum. Genelde Y'nin katsayısı mı artı? Ya şunu şuraya atayım bakayım. Eksi 10'lu bir şey var mı burada? Yok. O zaman artı 10'lu olacak. O zaman ben bunu buraya attığımda artı 10 burası. Öbür tarafa da y eksi 3x diye attım. Yani y eksi 3x eşittir. 10 çıktı. Yani cevap akşay çıktı. Örnek 11'de. Geldik örnek 12'ye. P, M2 noktasının bu doğru olan uzaklığı. Arkadaşlar bir noktanın bir doğru olan uzaklığı verildiğinde denklemiz noktamız bu şekilde. Tamam M2 de doğrumuzun da ax artı by artı c eşit 0 şeklinde olması lazım. O zaman bunların hepsini buraya atıyorum. Yani bu doğru 5x 12y artı 10 eşit 0 şeklinde. Evet bir noktanın bir doğru yolunu uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. Ee, 5m eksi 12 çarpı 2 e, artı 10. Tabi bu mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. A kare artı b kareyi kullanmadan da 5 12 varsa direkt 13 yazabilirsiniz dostlar. Ama kare küçüğünde a kare artı b kare de yazabilirsiniz tabii ki. A 5 12 direkt 13. İşte bunu koyduğumuzda bura olan uzaklıkta kaçmış arkadaşım? Noktanın doğru yalan uzaklığı da 2'ymiş. E ee, buradan mutlak değer içerisinde 5m eksi şu 24 artı 10. 24 artı 10 da 5m eksi 14 mi yapıyor o zaman? Evet. 5m eksi 14 mutlak değer içerisinde. Bu da 13 ile işte buraya çarptım 26 yaptı. Bu demek ne demek? Hocam 5m eksi 14 eşittir 26 demek ya da 5m eksi 14 eşittir eksi 26 demek. Buradan 5m eşittir 30 mu? 40 yapıyor. Evi buradan 8 bulursun. Buradan da 5 5'e eşittir. Attın onu öbür tarafa. Attın onu öbür tarafa. E, kaç yapıyor? Artı 14 diye geçiyor. 26'dan 14 çıkartırsan 12 mi kalıyor? Evet. Eksi 12 yaptı. Hem de buradan eksi 12 bölü 5 de olabilir. M'nin pozitif değeri kaçtır diye soruluyor zaten bize. O da 8 çıkar. Y negatif değeri sorulmuş olsaydı cevap eksi 12 bölü 5 çıkacaktı. Evet. Örnek 12. Böylelikle cevap olarak ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya yani örnek 13'e. Örnek 13'te de ne demiş? Analitik düzlemde verilen ABCD karesi için. işte ABCD karesi için. Hemen kareyi çizelim mi dostlar? Çizelim. Nerede çizeyim? Alt tarafta mı çizeyim? Üst tarafta mı çizeyim? Üst taraf daha müsait gibi. O zaman üst tarafta çiziyorum. Şöyle bir ABCD karesi çizdim bakalım. Çizince neler gelecek? Bakıyoruz. A, B, C ve D'yi çizdim. D noktası 2'ye 3 vermiş. BD karenin köşegeni evet B ile de karşılıklı demek istiyor. Eyvallah. Sonra A ve B noktalarından geçen e, doğrunun denklemi de şu verilmiş. A ve B noktalarından geçen doğru bu. Bu doğru 3x artı 4y artı 7 eşittir 0 doğrusu verilmiş. E tamam. Buna göre alan ABC'de nedir diye soruluyor. Arkadaş D noktası verilmiş mi verilmiş? Şurası 90. Bu noktanın doğru yolu uzaklığı değil mi? Yani karenin bir kenarını bulmaya çalışırken aslında noktanın doğru olan uzaklığını bulduğun zaman e, ee, ben karenin bir kenarını bulmuş olmayacağım mı? Evet. Bak burası 2'ye 3 noktası. Ee, noktanın doğru yalan uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. Hocam x yerine 2 yazıyorum. Y yerine 3 yazıyorum. O zaman 2 kere 3 6 artı 4 kere 3 12 artı 7 mutlak değerce. Bölü kare küçüğünde akar artı ve kare. 3 4 ise aşağısı direkt 5 diyebiliriz. Hocam toplayalım şunu. 19 25 25 bölü 5 kaç yapıyor? 5 yapıyor. Yani noktanın doğru yalan uzaklığı 5 çıktı. E o zaman karenin alanı isteniyor benden. A kare olduğundan cevap kaç çıkacaktır? 25 çıkacaktır. Örnek 13 Balıkesir oldu. Geldik örnek 14'e. Analitik düzlemde bu doğru üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık verilmiş bize. A, üçgeninin ve üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Başlangıç noktası O noktası. Hmm. Ya arkadaş burada ne yapacağız o zaman? Şimdi analitik düzlemde şeyi mi çizeceğiz acaba? Neyi çizeceğiz? A, O, B üçgenin alanı. A ve B noktası seçeceğim. Seçeyim. Rastgele şunun grafiğini de çizeyim. X yerine 0 yazsam Y'si 50 bölü 24. Y yerine 0 yazsam e, de böyle 50 bölü 7 yapıyor. Hmm. X 50 bölü 7 öbürü de 50 bölü 24. X, e, X daha büyük olacak. O zaman şöyle grafik çizip de yorumlayayım onu. X 50 bölü 7'de kesecek. Y'yi de nerede kesecek? Şöyle Y'yi de şuralarda bir yerlerde. E, 50 bölü 24'de kesecek. Yani bizim Şunun grafiği bu şekilde değil mi arkadaşım? Evet. Şimdi bize diyor ki. Bize ne diyor? Şunu diyor. Rastgele çizdik bak bunu. İk, ik eksenleri kestiği yerlerde belli zaten. Şurası ne, ne dedik? Hadi eksenleri kestiği yerleri de buluruz. Tamam önemli değil. Şimdi bu doğru üzerinde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 12 birimdir. Rastgele A ve B noktası alıyor. Mesela bu ve bu. Ya sen bu A ve B noktaları arasındaki uzaklık 12 olarak verilmiş. Şuradaki uzaklık. Sonra burada O da burası. A, O, üçgeni oluşturursam diyor. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. He çıktı. E hocam bu orjin bu orjinin şu ben üçgenin alanını bulmak için tabanına ait yüksekliği bulmam lazım. Yani burası orjin dediğimiz sıfıra sıfır noktası değil mi? Sıfıra sıfır noktasının bu doğru yalan uzaklığını bulursam olay bitiyor. Sıfır sıfır noktasının bu doğru yalan uzaklığı neydi? Noktayı doğru orada yerine yaz. Koy yerine yani 0 artı 0 eksi 50 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. 7 24 25 üçgeninden 25 yazabiliriz. Yani bu 50 bölü 25'ten kaç çıktı? 2 yükseklik 2 çıktı. E taban 12. Taban 12 yükseklikte 2 ise üçgenin alanında ne olacak? 12 çarpı 2 bölü 2'ye eşit olacak. Yani cevap 12'ye eşit olacak. Örnek 14'de. Yani cevap 12 Ceyhan oldu. Örnek 14. Geldik örnek 15'e. Hmm. 3, 6, 3, 6. Hocam burası da 3 birim, burası da 3 birim, burası da 3 birim, burası da 3 birim. Bunlar bunlar eşit, bunlar bunlar da eşit. Ne güzel eşit değil mi? ÖSYM'de de benzerini de sordu. Bunun alanı nedir? Hocam ben analitik düzlemden buradaki noktayı bulayım. Sonra buradaki e, diki bulurum. Sonra buradaki dik bulurum. Taban çarpı yüksek bölü 2'den sonuca ulaşırım. Yapabilirsin. Ama ve lakin. Yapmana gerek yok. Niye? Hocam şu kenar ortay bu kenar ortay. Ağırlık merkezini andırmadı mı? Hop şöyle bir üçgen oluştursan. Kenar ortay kenar ortay. Ara burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan ikisi de şunu da çizersem 6 tane eşit alana ayrılmıyor muydu bu? Evet. E o zaman ben 6A alanını bulabilirim. 6A alanı şu dik üçgenin alanı zaten. Dik üçgen olduğu için. 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşit. Şu 6'lar nanay. A da 6 bölü 2'den 3'e eşit oldu. Taralı bölgenin da 2A olduğundan 2 kere 3 6 mı yapar cevap? Evet. Yani örnek 15 e Edremit yaptı güzel bir soru. Lütfen dikkat. Benzer ÖSYM tarafından soruldu. Böyle en az da eşitlik olduğunda hiç böyle ağırlık merkezi üçgen bilgisi de aklınızın başınıza aklınıza gelsin daha doğrusu. Geldik örnek 16'ya. Şimdi doğruların kesim noktasından geçen arkadaş bu doğruların kesim noktasını bulurken ne yapacaksın? Ortak çözüm yapacaksın. x, y'yi bulacaksın. Hocam y'leri yok edelim. Yani bunu 2 ile çarp taraf tarafa toplarsan y'ler yok oluyor. Hocam 2 kere 4 8x artı x 9x yaptı buradan. 9x geldi. Sonra artı 2'ye eksi 2'ye birbirini götürdü. Hocam eksi 14 artı 5. Eksi 14 artı 5 de eksi 9 yaptı. Eşit 0 oldu. 9x eşittir 9'dan. 9'dan X'i buradan ne buluruz? 1 buluruz. X yerine 1 yazdığımızda herhangi bir denklemde. Şurada 1 yazdığımızda. O zaman x yerine 1 yazdığımızda ne geliyor? Eksi 2'ye artı 6 eşit 0'dan. 2'ye 6'dan. Y de buradan kaç geliyor o zaman? 3 geliyor. Yani bu doğruların kesim noktası kaç yaptı? X virgül Y yani 1'e 3 noktası yaptı. Şimdi bu doğruların kesim noktasından geçen ve bu doğruya dik olan. Bak şimdi buradan geçecek ve şu doğruya dik olan doğru denklemini isteniliyor bizden. Arkadaş işte bu doğrunun denklemi isteniliyor. E, ne yapacağız şimdi? Bunun eğimi belli mi? Belli. Eksi x'in kas bölü yeni kas sayısıydı. Eksi 3 bölü eksi 2'den yani 3 bölü 2 mi yaptı bunun eğimi? Evet. Şimdi ben bu doğru denklemini yazacağım ya. Kendime iki soru soruyorum. Bir eğim lazım. iki nokta lazım. Hocam bunun noktası var. Eğimi lazım bana. Şimdiki doğru dik kesiyor ya. Eğimler çarpı eksi bir. Bunun eğimi 3 bölü 2 ise o zaman bunun eğimi ne olacak? Ters çevirip eksiyle çarpmışı. Eksi 2 bölü 3 olacak. Eğimi eksi 2 bölü 3 ve biri e 3 noktasından geçen doğru denklemini bulacağız. Nasıl bulunacak? Hocam m çarpı yani eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y diyeceğiz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hocam eğim eksi 2 bölü 3 olacak ya. Bak bakayım buna. Eğim eksi 2 bölü 3 mü? Değil. Gitti. Eğim eksi 2 bölü 3 mü? Evet. Dursun. Eğim eksi 2 bölü 3 mü? Evet. Dursun. Eğim eksi 2 bölü 3 mü? Hayır. Eksi eksi kas sayısı bölü y'nin kas sayısı diyecektik. Gitti. Eğim eksi 2 bölü 3 mü? Hayır. Ee, bu eksi 2 bölü eksi eksi 3'ten artı 3 yapıyor. E bu da gitti. İki tane şık kaldı ya. Hani bu şekilde yapmaktansa bu iki şıkta da artık 1'e 3 hangisi de sağlanıyor ona bakacaksın. Koy 1'e 3'ü. 9 artı e, 9 artı 2 e, 11 yaptı. 11 eksi 12 0 yapmadı. Bu da gitti o zaman. Bak koy yerine 1'e 3'ü. Hocam x yerine 1, y yerine 3. 9 artı 2 11 yaptı. 11 eksi 11 0 yaptı. Sağlandı. yani ne yaptım? İşte eğim eksi 2 bölü 3 olanı bir de 1'e 3 noktasından geçeni böyle yazı verdik. Ya da burada direkt hocam eksi 2 x artı 2 eşittir 3 ile de karşı tarafı 3 y eksi 9 şeklinde de yapabilirdik. E bunu buraya attığın zaman zaten geliyor denklem direkt. Biz niye yerine yazmayla uğraşıyoruz ki? Yapma kardeşim yazma. Direkt denklem çıkmış zaten. Ama bazınız da böyle hocam iyi mi buldum noktayı buldum yerine yazayım falan filan diyorsunuz ya. Onlara da bu şekilde göstermek istedim açıkçası. Geldi gördük 17'ye. Analitik düzlemde iki kenarı bu doğru üzerinde bulunan karenin. Bu doğrulara bak bakayım. Eksi A bölü B eksi A bölü B bunlar paralel. Ha, ikisi de paralel doğru üstünde bulunan bir kareden bahsediyor. Şimdi biri 2x 3y artı 1 eşit 0 doğrusu. Öbürü de 2x 3y artı 4 eşit 0 doğrusu. Şimdi böyle bir kareden bahsediyoruz. O zaman bizim karemiz şu şekilde mi olacak? Evet. Bu karenin alanı nedir diye soruluyor. E bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığa bakacağız. Şimdi bu 2x 3y şeklinde bu da 2x 3y şeklinde. Zaten paralel doğrular arasındaki uzaklığa bakarken 2x 3y şeklindeyken bunun da aynı olmasına dikkat edecektik. Bunlar böyleyken ne yapıyorduk? C'ler farkı. İster 1 x 4 diyeyim ister 4 1 diye fark etmez. 4 1 mutlak değerini alacağımız için sıkıntı yok. Bölü kare içinde kare artı b kare. Kare küçüğünde 2'nin karesi 4 artı eksi 3'ün karesi 9 yapıyor. Yani burası kaç yaptı o zaman? 3 bölü kök 13 mi yaptı? Evet. Bizden karenin alanı isteniyor. Ben buradan h'ı buldum. H bu. E h kare isteniyor benden. 9 bölü 13 mi çıktı o zaman cevap? Evet. Yani örnek 17 akçay oldu. Geldik örnek 18'e. Şimdi yukarıda verilen koordinat düzleminde BCE hmm. noktaları doğrusal. Tamam, bunlar doğrusal. Bir de bunlar kareymiş. Nereler? ABCK. Arkadaş, şu bir kare. Kare bu 90'sa, şunlar doğrusalsa, o zaman bu da 90 demek. Sonra başka CFK. Şu da bir kareymiş. Bunların kare olmasını kullanacağım ben şimdi. Ee, başka 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 başka. Burası da doğrusal olduğundan 90. Neyse neler verilmiş? Y eşit 3 x verilmiş. Arkadaş bunu kullanacağım ben. Şimdi arkadaş burada x yerine a yazarsam. Şöyle geldik ya. Şuranın absisi a iken. X yerine a yazıldı. Y'si 3 a oldu? Evet. Y'si de 3 aldı. Y'si de 3 aldı. A. Şurası a iken. Y'si 3 aldı. Burası 3 aldı. E o zaman a iken burası a. 3 a iken burası 3 a. Bu bir kareydi a a a yaptı. Bu da kareydi 3 a 3 a 3 a yaptı buralarda da. abcd karesinin çevresinin abcd karesinin çevresi 4 a cfk karesinin çevresinin oranı hocam 3 6 9 12 a Oranladığın zaman kaç geliyor? 1 bölü 3 geliyor. Cevap böylelikle akçay oldu. Örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. Biz bu sayfayı da çözecek miydik? Evet çözecektik. Geldik örnek 19'a. Örnek 19'da da koordinat düzleminde D noktası işte bu şekilde verilmiş. A, E ile BC birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. D noktasında 2'ye 8 vermiş. Hocam 2'ye 8 o zaman. Değil mi? E ne yapacağız hocam burada? 2'ye 8 tamam. 2 bir burası 8 bir burası. Hocam buraya A deyip buraya da A deyip temel orantı benzerliğinden gidebilirsin. 1. Başka alfabetaya da alıp hocam şu üçgenler benzer diyebilirsin. 2. İstediğin yerden git. Hatta burada bak sanki daha kolay olacak alfa beta. Hocam alfa beta alfa betaya daldım. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlik alfanın karşısı a'nın. Alfanın karşısı 8'e oranı. Betanın karşısı buradan başlamıştım zaten. 2'nin betanın karşısı a'yı oranı. A kare 16'tan a'yı da buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. A 4 çıktı böylelikle. İşte a ve b noktalarından geçen doğrunun denklemi isteniyor. A'yı 4 bulduk ya burası da 4. Yani eksenleri kestiği yerler belli. Burası 6 burası da 8 4 daha 12 oldu. Eksenleri kestiği yerler belliyse x bölü 6 artı y bölü 12 eşittir 1 şeklinde bulunuyordu. 2 ile çarptık. 2x artı y bölü 12 eşittir 1 ya eşittir 12 şeklinde yazabiliriz. Hatta 12'yi de öbür tarafa attığımız zaman 2x artı y eksi 12 eşit 0 şeklinde denklem çıkar mı? Çıkar. Evet örnek 19 böylelikle balıkesir çıktı. Geldik örnek 20'ye. Evet burada Analitik düzlemde bir doğru verilmişse, ve eksenleri kestiği yerler verilmişse hemen ben doğrunun eksenleri kestiği yerlere bakıyorum. Yani burada mesela ben x yerine 0 yazsam 2y 12'den y 6 gelir. y 6 geldi 6'yı yazarım böyle. Sonra y yerine 0 yazsam -x -12 0'dan x -12 gelir. x -12 geldiğine göre buradaki uzunluğun da 12 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra bu bir kare. Arkadaş şunu bir kare vermiş bana. Bu bir kare verilmişse iki ihtimalim var bakın. Bak 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 olaya bak. Bu bir kare ise A A A A deyip Hocam burada 12 bölü 12 artı A A bölü 6'dan dolayı bir denklem kurup benzerlikten yapabilirim. Ya da alfabeta benzerliğine de alıp burası 6 eksi A deyip alfabetadan yapabilirim. Ya da bu doğrunun denklemi bir dilek var mı elimizde? Var hocam denklem elimizde. E buradaki nokta ne? Bunları A dersem bu E noktası e, A birim solda A birim yukarıda eksi A'yı A noktası değil mi? E denklemde yani 2Y eksi X eksi 12 eşit 0 da eksi A virgül A sağlayacak. Yani eksi A A mı yazacağız? Hayır dikkat X yerine eksi A yazacaksın. X yerine eksi A Y yerine A yazacaksın. Bu denklemi sağlamak zorunda. Bu şekilde de yapabiliriz. Yani burası 2A artı A oldu. Eksi 12 eşit 0'dan 3A eşittir 12'den A'yı buradan 4 buluruz. A buradan 4 geldi. Evet A 4 geldi. Peki şu da mı bir kareymiş? Evet. Bu bir kare ise buraya da BB deriz. O zaman buradaki noktada B virgül B noktası mı yaptı? Aynen öyle. E burası B virgül B noktası yaptığına göre şimdi bu denklemde yerine yazacağız. E, her ikisi de pozitif sıkıntı yok. Bak karenin kenarlarına BB dersem B birim sağda B birim yukarıda. E burada denklemde yerine B virgül B yazacağım. Yani 2Y eksi X eksi 12 eşit sıfırda e, X yerine de Y yerine de B yazacağım ya. 2B Eksi b eksi 12 eşit sıfırdan. Buradan b'ye de kaç geldi? 12 geldi. B'yi de böylelikle 12 buluruz. Alanlar oranı alanlar toplamı isteniyor. Evet. Ben defoyu ne buldum burada? A'yı 4. 4'ün karesi 16 yapar burası. Artı alan GBC. Şu üçgenin alanı. Arkadaş B'yi kaç bulduk? 12 mi bulduk? Evet. Şimdi bu 12 ise buraya kadar 6 bulmuştuk. Burası da 6. Şu üçgenin alanı da 6 çarpı 12 bölü 2 değil mi? 6 çarpı 12 bölü 2'den bu da 36 yaptı. Evet 16 ile 36'ın toplamı isteniyor bizden. Cevap da kaç yapar? 52 yapar. Yani 20. soru Balıkesir çıkar. Geldik 21'e. Doğrular arasında çizilebilecek eşkenar üçgen alanı. Bu doğrulara bakıyorum. Doğrular bildiğinde hemen eğimlerine bakarım ben ilk. Hocam bunun da eğimi eksi 3 bölü, eksi 3 eksi 4 yani 3 bölü 4. Bunun da eğimi 3 bölü 4. Bu doğrular paralel. Arkadaş bu doğrular paralelse bir doğru şöyle bir doğru da böyle. Bunlar paralel doğrular. Şimdi paralel doğrular hatta ben şöyle yapayım. Şu doğru bu. Bu doğru bu. Paralel doğrular arasında çizilebilecek eşkenar üçgenin alanı en çok kaçtır diye soruluyor bize. E, en büyük eşkenar üçgen şu şekilde olmaz mı? Bir kenarı da burada seçtiğim zaman. Evet. E, paralel doğrular arasındaki uzaklık ne olacak? Eşkenar üçgenin bir kenarı mı olmalı? Yüksekliği mi olmalı? Evet yüksekliği olursun. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. C'ler farkı. Ama şunlar dikkat. Bunlar aynıysa her ikisinde. Evet aynıysa C'ler farkı diyoruz. C'ler farkı. Eksi 1 eksi 14. Eksi 1 eksi 14 mutlak değerce bölü. Kare küçük daha kare artı b kare. Yani 3 4 5'ti. 15 bölü 5'ten burası kaç çıktı? 3 çıktı. Evet ben burayı ne buldum? 3 buldum. E bu bir eşkenar üçgende. 60 60 60. Bu eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor. 60'ı karşısı 3 ise e, pardon şurası 30 derece olacak. 60'ı karşısı 3 ise 30'ı karşısı 60 bölü kök 3. Ya yani 3 bölü kök 3'ten kök 3 gelir. Hocam burası da kök 3. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten bulunabilir ama e taban ve yükseklik belli ya. Direkt 2 kök 3 çarpı 3 bölü 2'den de bulunabilir. Cevap böylelikle kaç çıkıyor bak? 3 kök 3 çıkar. Evet, örnek 21 denizde çıktı. Geldik örnek 22 analitik düzlemde denklemleri bu ve bu olan iki doğru. Hemen eğimlerine bakalım doğrularda. eksi -2 bölü -3 yani 2 bölü 3 yaptı. Bunun eğimi de eksi 6 bölü 9 eksi, eksi 6 bölü 9'dan bu da 2 bölü 3 yaptı. Ha 2 doğru birbirine ne yaptı? Paralel yaptı. Tamam paralel doğruları şöyle anlayalım. Bir tane paralel doğrumuz bu. 2x eksi 3y artı 7 eşit 0 doğrusu. Öbür paralel doğrumuz da eksi 6x artı 9y artı 30 eşit 0 doğrusu. Bu iki doğruya da eşit uzakta bulunan noktaların geometrik yeri. Hmm. Bu ikisine de eşit uzaklıkta bulunan noktalar tam ortasındaki bu doğru değil midir? Evet. Şimdi bunu bulurken ne yapacağız gençler? Dikkat. Arkadaş bu doğru da 2x eksi 3y artı 7 şeklinde ya. Hocam bunu da öyle yapalım. Artı 2x yapmak için eksi 3'e bölmem lazım. Hepsi eksi 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Eksi 3'e bölsem 2x. Eksi 3'e bölsem eksi 3 y Eksi 3'e bölsem eksi 10 yaptı burası. Eşit 0 yaptı. Heh. Şimdi böyle bu durumdayken bunu yorumunu yapabiliriz. Arkadaşım bu doğruyla bu doğru birbirine paralel mi? Paralel. O zaman bu doğru da paralel ya. O zaman burası da 2x 3 y artı c eşit 0 şeklinde olmak zorunda değil mi? Evet. E burada bununla eşitlik var mı? Var. O zaman işte buradaki c'yi de biz nasıl buluruz? Şu ikisinin toplamının yarısı şeklinde buluruz. Ya da hocam şöyle yapabiliriz. 7'den eksi 10'a ne kadar azalmış? 17 azalmış. Buradan buraya da o zaman 17 bölü 2 azalacak diyebilirsin. O şekilde de yapabilirsin. 17 bölü 2 azalacak. Ya da direkt orta nokta 7 artı eksi 10 bölü 2 yani kaç yapıyor? eksi 3 bölü 2 yapıyor. Ya da buradan buraya 17 17 azalmış ya buradan buraya da 17 bölü 2 azalacak diyebilirsin. Çünkü tamam da k k 2 kda 17 azalmışsa kda 17 bölü 2 azalır. 7'den de 17 bölü 2 azalttığın zaman zaten eksi 3 bölü 2 yapıyor. Yani c ne oldu? 2x 3y ye, c yerine de eksi 3 bölü 2 yazacağım. E, eşit 0 cs eksi 3 bölü 2 var olan yok. Denkle bozan 2 ile çarpalım. 4x 6y eksi 3 eşit 0 yapar denklemimiz. Yani cevap aha da böyle edremit yaptı mı gençler? Yaptı. İşte şu yorumu da bilin. Konu anlatımında da zaten anlatmıştım bunu. E, bu da böyle ortasındaki böyle geometrik yer denklemi falan filan. E, korkmayın bu tür sorulardan geometrik yer demek doğru denklem anlamına da geliyor. Tam ortasındaki bu şekilde bulunur. Ya da tam tersi hocam bu bu denklem verilip de şu istenseydi de yine aynı mantık. Buradan buraya ne kadar artış varsa C'lerde buradan buraya da o kadar artış olur diyeceğiz. Tabi bunlar birbirine eşisi. Hatta farklı oranlamalar varsa K 2K işte K'da bilmem ne kadar artmışsa 2K'da şu kadar artar yorumunu da yapabilirsin artık. Bu sorulardan sonra. Evet örnek 22'ye direnmet geldik örnek 23'e. A hocam y eşittir 3x demiş. Buradaki noktanın apsisi belli. O zaman bu noktanın apsisi belliyse apsisi kaç? Şöyle geldiği zaman 2. Bak 2. Şu nokta 2 ya. X yerine sen burada 2 yazdığında 2 kere 3 6. Bu noktanın ordinatı 6 demek oluyor. Grafikleri de bu şekilde yorumlayacağız. Bak buradaki noktanın da nesi belli oldu? Hocam buradaki noktanın da ordinatı 6 belli oldu. 6 oldu. Hocam burada da gel y yerine 6 yaz. 6 eşittir x bölü 2 ya. O zaman x de ne oluyor? X de 12 oluyor burada hocam. Bak x 12 oldu. Buradaki noktanın ordinatı 6 iken x'i de 12 olacak. ABC'de dikdörtgenin çevresi soruluyor. Hocam burası 12 ile 2 arası 11'im. E burası da zaten 6 birim. Yani dikdörtgenin bir kenarı da 6 yaptı. Bir kenar 10 diğer kenar 6. Bizden dikdörtgenin çevresi isteniyor. 10 burada 6 burada 10 6 10 6. Topladığımız anda kaç yapıyor? 32 yapıyor. Yani örnek 23'ü de böylelikle denizli bulduk mu? Bulduk. Evet ilk 6 sayfayı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Evet bittik ama biz de bittik galiba sanki bayağı uzun sürdü. Ama ben bitiyorum ya soluksuz bir şekilde kaç dakika bir saate yakın video çekiyorum ben. Tam da böyle saat 17.43 orucun son anlarında. Ama hiç oruçta oldum anlamadınız değil mi? E, oruç bir şey engel olmuyor bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani o yüzden oruç korkutuyor bilmem ne falan filan. Ya ders çalışmaya bence engel olmuyor. Bak bizim çalışmamıza engel olmuyor. Senin de ders çalışmana bence engel olmaz. Neyse devam edelim. Ee, biz ne yaptık şimdi? 18. gün birinci videoyu bitirdik. Evet o zaman sırada ne var? Sırada 18. gün ikinci video var. Geriye kalan 6 tane sayfamız daha var. Yani ilk 6 sayfayı yaptık şimdi. Ee, doğru hal Sonraki 6 sayfayı da bir sonraki derse. Yani 18. gün ikinci derse. ikinci videoyu bırakıyoruz. İşte orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal